Şimdi 11. takımımıza geçiyoruz. Kartal Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni davet ediyorum. Proje adı Modrop. Moda ve gardrop. Gardıroplarınızdaki kıyafetleri etkin kullanabiliyor musunuz? Şimdi sizlere Modrop uygulamasından bahsedeceğim. Modrop, insanların mevcut kıyafetlerini hava durumuna ve renk uyumuna göre kombinleyerek kullanmadığı kıyafetleri de değerlendirme imkanı sunan yapay zeka destekli bir telefon uygulamasıdır. Ekibimiz Yaren Yazılım'dan, İlayda Grafik'ten, Ulya Bilişim'den, Lora'dan uygulamamızın tasarımından sorumludur. Ben Beyza, sunucuyum. Sevgili mentorlarımız, hepsine katkılarından dolayı çok teşekkürler. Problemimiz, yapılan araştırmalara göre gençler gardıroplarındaki kıyafetlerin sadece %60'ını kullanıyorlar. Gençler mevcut kıyafetlerine, hava durumuna ve renk uyumuna göre kombin yapmakta sıkıntı yaşarken, kullanmadıkları kıyafetlerini de değerlendiremiyorlar. Bazen de kullanmayacakları kıyafetleri satın alıyorlar. Bu da zaman ve enerji kaybı demektir. Biz buna çözüm olarak yapay zeka destekli günlük kombin önerileri sunan, kullanılmayan tekstil ürünlerini de değerlendirme imkanı sağlayan ve bilinçli alışverişe yönlendiren çevre dostu bir telefon uygulaması hazırladık. Burada tekstil ürünlerinden elde edilen geri dönüşüm alanlarını görmektesiniz. Uygulamamızın detaylarına, uygulamamızın kullanımını anlatan video ile bakalım. Yaren arkadaşımızın destekleriyle yazılımını kendi içimizde tamamladığımız uygulamamızın videosunu izliyoruz. Cordova sistemini kullandığımız uygulamamızın tamamlanan özellikleri, üyelik ve giriş işlemleri, fotoğraf çekme özelliği, fotoğrafı filtreleyerek yükleme, hava durumu ve renk uyumuna göre kombin yapma, kıyafet galerisi, karanlık modu ve takvim şu anda uygulamamızda kullanılabilir tamamlanan özellikleridir. Uygulamamızın detayları, kişinin gardırobundaki kıyafetleri planlamasına yardımcı olarak zaman kazandırıyor, hava durumuna göre kombin önerileri sunarak sürpriz hava koşullarını hazırlıksız yakalanmaya engel oluyor, indirimli kombin önerileri kısmı mevcut, kullandığı markalardan kombin önerileri sunuyor, kullanmadığı kıyafetleri farklı değerlendirme imkanları sunarak çevre kirliliğine engel oluyor, takas yapma özelliğiyle döngüsel modaya destek oluyor ve kullanılır durumda olmayan eşyalarını sıfır atık projesine yönlendiren çevre dostu bir mobil uygulamadır. Şimdi takım arkadaşımız Lore'nin Framer programında yapmış olduğu ekran görüntülerini izliyorsunuz. Biz şıklık elinizde, şıklık evinizde sloganıyla bu yola çıktık. Döngüsel modaya da destek olmak bizim hedeflerimiz arasındadır. Hızla değişen moda anlayışı çevre kirliliğine sebep olmakta. Kıyafetlerin yaşam döngüsünü arttıracak uygulamalar buna engel olabilir. Modrop ile zamandan tasarruf ederken döngüsel ürünlerle de daima kazanan olun. Tüketene değil, üretene destek olun. Biz geç takipçi değil, çağın gereklerini hızla takip eden olmak istiyoruz. Burada da uygulamamızın özelliklerini ayrıntılı bir şekilde görmektesiniz. Şu anki pazarımız üniversite ve lise öğrencileri, toplam pazarımızda tüm Avrupa ülkeleridir. Gelir modelimiz, markalarla yapılan anlaşmalar, satış yapan tüm mağaza reklamları, Dolapresco gibi firmalarla olan işbirliği, uygulamanın indirme sayısına göre kazanılacak gelir, takas yapılan eşyalardan gelecek olan %2'lik bir komisyon, en önemlisi de sıfır atık döngüsel moda aktivitelerinin getirdiği manevi kazanç. Bizi rakip uygulamalarının önüne çıkaran özellikler, kişinin kullandığı markalardan indirimli ürün önerisi sunması, hava durumuna göre kombin yapması, kullanılmayan kıyafetleri değerlendirmesi ve Türkçe dili olmasıdır. Uygulamamızın yazılımını biz kendi içimizde yaptık. 20 kullanıcıya ulaştırdık ve kullanıcılarımıza da anket yaptık. Finansal projeksiyonumuzda da toplam bir yıllık harcamamızı 750 bin TL olarak hesapladık. Uygulamamız için kullanıcılarımıza yaptığımız ankette uygulamamızın mevcut probleme çözüm olabileceğini gördük.
Ekim ayında başladığımız uygulamamızın yazılımını Şubat ayında yaptık. Yatırım almayı, en kısa zamanda da müşterilerimize ulaşmayı hedefliyoruz. İlk yılda premium aşamalarını gerçekleştirip Mart 2023'te de yeni versiyonlarına geçmeyi hedefliyoruz. Burada da destekçilerimizi görmektesiniz. Neden şimdi? Çünkü inovasyon bekledikçe bayatlayan bir şeydir. Yazılımını kendi içimizde gerçekleştirdiğimiz uygulamamızın güncellenen versiyonlarının hazır giyim sektörünün problemlerine çözüm olabileceğine inanıyoruz. Siz değerli jüri üyelerine ve bize bu imkanı sunan İHKİB'e sonsuz teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz biz de. Şimdi hemen jüri üyelerimize dönelim. Soruları varsa alalım. Buyurun lütfen. Gençler süpersiniz. Teşekkürler. Bu arada slogan hele muhteşem. İnovasyon bekledikçe bayatlayan bir şeydir. Evet. Ben hiç duymamıştım böyle bir sloganı. Bayağı inovatif bir slogan olmuş. İzin verirseniz bundan sonra sunumlarımda ben de kendim kullanacağım. Tabii ki. Asıl soruma geleyim. Ben projeyi çok beğendim. Sadece biraz daha da açmak adına premium üyelikle normal üyelik arası neleri sunacaksınız ve ne kadar ücrete sunacaksınız? Sunumda o çok net değildi. Onu da geliştirirseniz hani daha da böyle bir detaylarına vakıf oluruz. Tabii ben açıklayayım. Kullanıcılarımız premium aşamasına geçmeden önce yaklaşık 30 adet kombin önerisi alabiliyorlar. Fakat premium aşamasına geçtikten sonra 30'dan fazla sınırsız kombin önerisi alabilecekler. Daha sonra kullanıcılarımız kıyafetlerini 3 farklı şekilde değerlendirebiliyorlar. Bunlar takas yapma, yani bir başkasıyla kıyafetini değiştirme veya satış yapma, kıyafetlerini satma veya sıfır atık şeklinde değerlendirme. Bu şekilde. Güzel. Teşekkürler. Peki. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Jüri üyelerimizden başka soru ben varsa. Ben bir katkıda bulunayım. Buyurun. Öncelikle tebrik ediyorum. Gençleri gerçekten etkileyici. Şimdi tabii dünyada bu benzer yaklaşımlarda farklı arayışlar var. Örneğin gardıropların ortaklaşması gibi. Kullanmadığımız ürünlerin doğru kanallarda, doğru mecralara ulaşmasını sağlar gibi. Satın alma kararını verirken bu eşleştirmeyi daha o aşamada yapıp ilerlemek gibi. Örneğin bu sisteme eklemlenebilecek yatayda ve dikeyde çok fırsatlar var. Basamakları çıkmaya başlamışsınız. Ben tebrik ediyorum ama o fırsatları da yani kollamaya, araştırmaya devam edin diyorum. Tebrik ediyorum. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Başka soru varsa alalım. Ben de sadece çok beğendiğimi, özellikle bunu uygulama kısmını da gerçekleştirmiş olmanız, denemiş olmanız müthiş bir şey. Çok çok tebrikler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Evet, jüri üyelerimiz. Ben de bir yorum yapayım. Son dijital konularda aktif olarak çalışan, dijital ürünlerde aktif olarak çalışan biri olarak. Öncelikle uçtan uca bir sistem tasarladığınız için ben çok mutlu oldum. Öncelikle şaşkınlığım ve mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Bütün modelleri ve bütün etkileşimi uçtan uca çok güzel ele almışsınız. Sadece bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sizin ürününüzün en önemli kısmı olarak yapacağı önermeler. Orayı çok hafife almayın. Orası için çok ciddi yatırımlar yapmanız ve çok ciddi bir know-how aktarımı yapmanız gerekiyor ki ürününüz çok fazla diğer ürünlerden ayrışsın ve farklılık yaratabilsin. Onun için roadmap'inizi, önünüzdeki dönemdeki planlamanızda oraya ayrı bir parantez açmanızı ve daha uzman kişilerle çalışmak için bir fırsat kollamanızı tavsiye ediyorum. Orası çok önemli bir alan. Çok güzel bir noktayı tespit etmişsiniz. Oraya odaklanın lütfen. Tamam, çok teşekkürler. Elinize sağlık. Çok sağ olun. Peki, teşekkür ediyoruz jüri üyelerimize. Size de teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum.